Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün malikanemi göstereceğim. Evet, malikane, ev değil. Yani diğer youtuberlar saçma sapan küçük evlerini gösterebilirler ama ben malikanemi gösteriyorum. Biraz götüm kalktı gibi oldu. Evet, evet, biraz yükseldim. Neyse, sorun değil. Gelin. İlk önce en sevdiğim parça aslanım var. Üstüne sinek var lan, şuna bak. Amık sineği. Git, git. Gitsene sinek. Ya aslanımı rahat bırak. Al. Evet, canım aslanım var burada. Ha, nasıl yakaladım ama korktum sandınız değil mi? Evimiz çok büyük, o yüzden mümkün olduğunca hızlı ve süper olacak. Hadi bakalım. Evet, evimize giriyoruz. Evimizin genel dönüşü. Ama üstteki odalar zaten misafir odaları. O yüzden size en güzel yerlerini göstereceğim evin. İlk olarak yemek odası. Burası bütün tanıdıklarımı, arkadaşlarımı, ailemi getireceğim bir yemek odası. Evet, bir gün sizi buraya davet edeceğim ve topluca burada yemek yiyeceğiz. Oh, çok güzel lan. Kendimi zengin hissettim. Burada bir çan olması lazım. Yemek. Acıktım, yemek verin. Benim çalışanlarım nerede? Neyse, hadi gidelim. Şu an yemekteler herhalde. Burada dinlenme köşesi. Buraya oturuyorsunuz, bu kadar. Olayı bu. Otur sen de otur. Biraz dinlenelim. Başka bir olay yok, hadi gidelim. Burada efsane bir tablo. Bunu Yunanistan'dan 1,5 milyon TL'ye getirdim. Hatta küsuratı da var. 493 TL. Bu da onun yanında hediye verdiler. Afrodit. Seni seviyorum biliyorsun. Hadi gidelim. Burası sadece yemek yiyen insanların elini yıkaması için yapıldı. O kadar. Biraz peçete alalım da lazım olur. Buraya özel olarak bir aslan desenli bir masa yaptırdım. Efsane gözüküyor bence. Buraya oturup bir piştim işte oynarsınız yani. Bakın bakın, şimdi burayı havalı yapacağım. Evet, teşekkür ederim. Gelin. Daha bitmedi, gelin ya. Bu evimin sadece bir kısmı. Minik bir kısmı. Burada küçük bir odamız var. Bu odanın ne işe yaradığını gerçekten bilmiyorum. Sadece bir oda burası yani. Hatta insanlar oturmasın diye yastıkları bu şekilde dizdik. Boş bir oda yani, hiçbir amacı yok. Güzelmiş lan bu. Şuna bak, dönüyor. Adamlar sana deseri yapmış, ben güzelmiş dönüyor diyorum ya. Çok cahilim. Gelin gelin. Şimdi gerçekten evin en sevdiğim kısmına doğru ilerliyoruz. Bir de bir girişi daha var evimizin, şöyle gösterelim. Şöyle uzaktan burayı en son göstereceğim. Burası dehşet bir havuz. Şurası, ilerisi. Oraya birazdan gireceğiz. Evet. Burası evin en sevdiğim yeri. Çünkü burası bir hamam ve spor salonu. Aynı zamanda masaj. Gelin göstereyim. Evet arkadaşlar, burası hamamımız. Güzel lan, hoş. Burada her türlü masaj yaptırabilirsiniz. Güzel, sarışın bir abla geliyor ve size masaj yapıyor. Siz de kafanızı böyle koyuyorsunuz. Çok güzel. Oraydı. Evet, keşke masaj yapılsaydı ama şu an masajcı kadınların burada yoklar. Ben susadım ya. Bu su temiz midir? Temiz midir bu su? Neyse, bu riski alıyorum. Ey. Şuradan birkaç tane sabun da alalım da evde kullanırız. Erkek için slip don yapmışlar abi. Bundan da alacağım. Tamam, güzel. Cepleri doldur. Gel gidelim, gel. Fark etmedi. Hamamda masaj aslında o kadar önemli değil ama burası tam bir masaj salonu. Burası çok güzel. Buraya kafanızda yiyorsunuz şöyle. İşte buraya böyle geçiyorsunuz. Arkadan bir hanımefendi size yavaş yavaş masaj yapıyor. Tabii malikanede olunca böyle şeyler normal. Hadi gidelim. Daha evin onda biri bile değil bu. Hadi gelin. Şimdi evin en sevdiğim odasına giriyoruz. İşte bu ya. Bu ya, burası ya. Benim en sevdiğim yer burası. Buradayken kral gibisiniz, anladın mı böyle? Mesela şu girişin şu oluyor buraya bak. Hani burada aslında şöyle güzel güzel bayanlar oluyor falan. Sen de böyle biliyorsun.
Geliyorum birazdan. Ne haber bayanlar? Ben siz ne yaptınız? Aa güzel güzel. Köpük, köpük fazla olmuş. Açılıyormuş bir anda. Aferin. Sen Angelin değil misin ya? Seni gördüm havuzdan. Elimi tutayım. Tamam, hadi gidelim. Aa götüm acıyor lan. Bir de burada jacuzzi keyfi yaparken izlemek için kocaman bir televizyon aldım. Zevk yani. Şey böyle bunlar zevk, küçük zevkler. Mutluluklar. Burada da şey var, sauna var. Sauna ya klasik. Biliyorsunuzdur zaten. Sauna. Burası da klasik bir yatak yani. Öyle bir şey yok. Zenginler hayatı yaşıyor ya. Biz fakirler ölmeliyiz. Tamam. Durun daha bitmedi. Tabii ki böyle bir manikenim olacak ve spor salonum olmayacak. Tabii ki de var. Bakın. Bakın. Wow. Burada her gün günlük egzersizlerimi yapıyorum. Burada bir şuanlı falan. Çalış. Quick start. Bak 3, 2, 1. Hadi. Yani günlük yürüyüş ihtiyacımı burada karşılıyorum böyle yavaş yavaş. Ne gerek var zorlamaya değil mi? Nerede hızlanıyor? Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Çok hızlanıyor. Çok hızlandı. Oğlum işte. Sakin ol, sakin ol. Makinenin durması yarım saat sürdü lan. Günlük sporumu böyle yapıyorum işte. Daha evimizde bir sürü kısım var. Gelin normalde odaya. Şimdi evimizin diğer odalarını göstermek istiyorum. Gelin. Güzel tablolarımız. Şimdi size evimizin eğlence odasını göstereceğim. Gelin. Harbi iyi, baksana. Bilardo. Bilardo masam. İstediğim gibi oynayabilirim. Kural yok. Girdi. Ne demek beyaz sokmak puan değil? Nereden bilirsiniz siz bilardoyu cahiller? Burada dart var. Klasik bir dart. Ben bir dart profesyoneliyimdir. İyi izleyin. Tekte atacağım hem de bakmadan. Ya. Yeah. Ya ben ne dedim? Bekle. İkisini aynı anda atacağım bak. Bu aslında benim için çocuk oyuncağı. Şimdi bak. Ya bakın. Hızdan arkasındaki şeyler koptu. O kadar hızlı attım ki arkasında şeyler yok. Ya siz ne sandınız? Atıyorum. Oha bak yere tik saplandı. Çok iyi bak bu da bir başarı. İstesen yapamaz. Bu da benim özel olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nden aldırdığım küçük Ayşe tablosu. Küçük Ayşe heykeli. Evet, burası biraz dağınık. Çünkü misafirlerim geldi işte. Çantalarını falan filanını atmışlar. Şunu indireyim de benim oldu belli olmaz. Peki tuvaletleri nasıl? Gelin göstereyim. Tuvalet dediğin her şeydir ya. Tuvalet sadece tuvalet olarak sınıflandırılmamalı. Tuvalet dediğin banyodur, her şeydir. Çok güzel bir yer olmalı tuvalet dediğiniz zaman. Bakar mısınız? Jacuzzi, özel değişik duş başlıkları. Su geliyor. Bak alttan veriyor bak. Şu aynaya bakar mısınız ya? Şu aynanın güzelliğine bak ya. Şu ışıklar benim evimde bile yok ya. Benim evim aslında burası da. Şu an şey gibi gözüküyorum. Darla Village. Tek özel olarak kırmızı çiçek koydurttum hepsine. Evet gelin şimdi dışarıya bakalım. Evet dışarıyı merak ettiğinizi biliyorum. Gelin. Şuna bak. Evet burası balkon. Aşağıda havuzumuz var bakın. Bence bayağı güzel ya. Şurada şezlonglar var. Gidip oturacağım onlara şimdi. Hadi. Merhabalar. Şimdi oraya gideceğim bakın. Merhabalar. Çok güzel bir numara oldu bence. Gelin şimdi birlikte gidelim. Hazır mısınız? Evet. Ne haber? Işınlanmak güzel değil mi? Güzel ya böyle bir yerde yaşamak. İnşallah bir gün bana da nasip olur. Şimdi size evimizin bahçesini göstereceğim. Gelin. Doğanın güzelliğine bakar mısınız ya? Bunları her gün kendi ellerimle sürüyorum. Gelin bir de manzaraya bakalım yukarıdan.
İşte burası senin malikanem. Benim götüm kalktı, evet. Benim götüm kalktı arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, aslında bu evdeki güzel şeylerin hiçbirini size göstermedim. Güzel şeyler 19 Ocak'ta sinema filminde olacak. 19 Ocak'ta hepimiz sinemalardayız. Zaten 15 tatile girmiş olacağız. Hepimiz bu efsane filmi izleyeceğiz. Hayal mi, gerçek mi? Birden efsane bir film yapıyoruz. İzleyin mutlaka. Keşke benim olaydım. Ah!